Merhabalar, 14 Mart 2022 Pazartesi haftanın ilk işlem günü. Hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel, kazançlı, sağlıklı bir hafta dilerim herkese. Şimdi bu hafta FED toplantısı, Merkez Bankası toplantıları, hafta sonu bol bol bunun üzerinde konuştuk. Beklentilerimi sizlerle paylaştım. İzlemeyenler geriye dönüp bu videolarımı izleyebilirler arkadaşlar. Şimdi bu hafta Amerika-Rusya gerginliği, savaşı ya da işgali devam ediyor bir. İkincisi FED toplantısı dedik. Üçüncüsü bizim içeride Merkez Bankası toplantısı var. Tüm bunların ışığında bir önce bir piyasalara bakalım. Pazartesi gününe nasıl başladık? Şimdi pazartesi günü bugün sabah itibariyle bizde içeride dolar TL 14.84. Bu 14.90'a kadar bir gitti. Şu anda bu seviyelerde, yani bir artışla başladık. Diğer taraftan hemen dolar endeksine bakıyorum. Dolar endeksi de 99'un hemen biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani bu ufak kıpıldamanın dolar endeksiyle bir alakası yok. Dolar Amerika'da bu Fed'in 0.25 faizi piyasanın fiyatladığını düşünürsek bu civarda seyrediyor. Belki faiz artışının açıklandığı gün bir miktar yükseliş olabilir. Ama 99 seviyelerinde herhangi bir değişiklik şu anda yok arkadaşlar. Biliyorsunuz piyasalar önceden her şeyi satın alır ve fiyatlar. Yani Fed'in 0.25 faiz oranı şu anda piyasada aslında fiyatlanmış durumda. Diğer taraftan Merkez Bankası, bizim Merkez Bankası toplantısı da faiz artışı da belirsizlik devam ediyor. Farklı farklı görüşler var. Mesela ben pas geçileceği yönünde benim görüşüm, böyle düşünüyorum. Olmayabilir, yanılabilirim. Benim gibi düşünen de var, düşünmeyen de var. 1000 bas puanlık faiz artışı bekleyen var. Ondan sonra yani böyle farklı farklı görüşler var. Belirsizlik var bu anlamda baktığımız zaman. Tam net olarak pek bir şey aslında, net bir şey söylemek çok zor. Bizim Merkez Bankası için de aslında zor bir tarih ve zor bir karar olacak. Ama ben nedenlerini, sebeplerini hafta sonu bol bol işte yaptığım canlı yayında, videoda size neden pas geçeceği yönünde bilgilerimi paylaştım. Ben pas geçmesini bekliyorum. Dolayısıyla hani dolar TL'de de çok önemli, ne diyelim yani, FED'den dolayı veya bizim Merkez Bankası'nın sürpriz yapacağı faiz kararıyla beraber bu hafta hem dolar TL'de hem gram altında bir takım böyle volatiliteler görebiliriz arkadaşlar. Yani dalgalanmalar olacak, öyle söyleyeyim. Çünkü belirsizlik devam ediyor. Bakalım o güne kadar bir şey netleşirse sizlerle paylaşacağım. Ama dün yaptığım yayında da bol bol anlattım size. Bu hafta özellikle alım ve satım yapacaklar için dikkat edilmesi gereken bir hafta, önemli bir hafta. Çünkü aşağı düşüşler olabileceği gibi yukarı çıkışlar da olabilir ve gün gün anlık rakamlarda büyük değişiklikler görebiliriz. Bu nedenle kademeli alım ve kademeli satış öneriyorum. Ben kendi adıma ben öyle yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İsteyen istediğini yapabilir. Üzülmemek için yani kademeli satış yapacağız ki her seviyeden alalım diye de her seferinde size belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi dolar TL'yi söyledikten sonra onsa gelelim. Ons altın 1972 dolar. Yani bir düşüşle başladık hafta başına. 0.78 gibi bir düşüş var. Bunun sebebi de Fed'in yapacağı faiz artışı. Yani Fed 0.25 faiz artışı yapacak. İşte ons altın, yani dünyada altın buna bakıyor. Diyor ki ya benim biraz düşmem lazım. Dünkü yayında söyledim, bir miktar aşağı çekilme bekleyebiliriz dedim. Yani olma ihtimali yüksek. Çünkü Fed faiz artırsa ons da biraz geri çekilme olacak. Ama bu geri çekilmenin kalıcı mı olacak, geçici mi olacak kısmında çok kısa vadede hani aşağı yönlü satış gelebilir, ama orta uzun vadede beklentimiz hala yukarı yönlü. Bir de dünyada altın fiyatlarının bu Rusya-Ukrayna gerilimi ya da Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ya da işgali belirleyecek daha çok önümüzdeki günlerde altının fiyatını arkadaşlar. Yani FED'den daha çok onu belirleyeceğini düşünüyorum. Bir de tabii yarın FED'in faiz kararı ve aynı zamanda Powell'ın nasıl bir açıklama yapacağı, daha şahin bir açıklama mı yapacak, bilanço küçültümüyle ilgili bir sinyal verecek mi, kaç defa faiz artışı yapacak gibi gibi bunları açıklayacak. İşte bunlar da etkili olacak. Çok sıkı bir FED görürsek, çok sıkı bir şahin bir FED görürsek ons'ta geri çekilme bir miktar daha beklentimizin üstünde olabilir. 1900 dolarların altına da gelme ihtimali var. Ama dediğim gibi Rusya'nın Ukrayna'ya işgali veya savaşı hala masada duruyor. Bu riski unutmayın. Bunun alevlenmesine bağlı her şey. Her şey alevlenecek
bitecek mi yoksa bitiyor mu? Her şey normale mi dönüyor? Şimdi onu da size anlatacağım. Gram altına baktığımız zaman gram altın 940 seviyelerinde şu anda. Neden? İşte ons aşağıya bile bir parça inmiş olsa bizim burada dolar TL'de yukarı çıkış var. Dolayısıyla hani bir taraf inse bile bir taraf çıkacak. Yani FED diyelim ki faiz kararı verdi, ons altın düştü ama diğer taraftan dolar endeksinin bir miktar güçlü kalacağını tahmin edersek bu gram altın tarafında fiyatların çok da düşmeyeceğini gösteriyor. Ama gram altın tamamen yani daha çok dolar TL'ye bağlı. Yani bir bacağı ons ama en büyük hareketi Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararıyla aslında kendisini belli edecek. Ama çok bir şey, büyük bir şey beklemediğimden bahsetmiştim. Bahsediyorum zaten size. Borsa bugün güne iyi başladı. İyi derken işte bir alım geldi. 2068'de şu anda BIST 100 0.73 bir artışla başladık. Yani işte BIST, borsa, bütün dünya çöker erken bile bizim gidebildiğimiz yer belli. İşte buralarda takılıyoruz. Yukarı çıkmaya çalışıyoruz ama içeride biz bize olduğumuz için ne kadar kötü haber gelirse gelsin ondan sonra gittiği seviyeleri gördük yani. Hani o diplerden döndüğünü bile hani söylemek mümkün. Çok büyük bir gerilim olmadığı sürece borsa tarafında hani yabancı yok. Olmayınca çok yukarı çıkarken de zorlanıyor. Aşağı inerken de yani ittire ittire görüyorsunuz. Hani çok bütün dünya yüzde kaçlara geldi, yüzde kaç düşüşler yaptı, bizdeki düşüşler sınırlı kaldı çünkü borsa hem ucuz hem de içeride yabancı yatırımcı yok arkadaşlar. Şimdi kriptolara etkisine bakalım. Şimdi kripto Bitcoin bugün 39 bin dolar, Ethereum'da 2600 dolar civarında hareket ediyor. Yani işte böyle bir yatay bir hareket var. O da aslında tamamen Fed'i bekliyor, yani Fed'in faiz artışı ve vereceği mesajları bekliyor ve gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Yani çünkü piyasalar mesela kriptolarla ilgili güzel bir haber geldi. Mesela Rusya bir ödeme sistemi yaptı ya da bununla ilgili güzel bir regülasyon çalışması. Yani olumlu haberler kriptoları uçuruyor. Kötü haberler aşağı indiriyor. Yani kripto piyasaları bu şekilde hareket ediyor. Ama son zamanlarda da Nasdaq'la böyle birbirine yakın temaslı da hareket ettiğini, devam ettiğini görüyoruz. Bugün Amerika'da piyasaları izleyeceğiz. Yani akşam Amerika piyasaları açıldığında borsaların tepkisi önemli olacak. Bakalım satışla mı başlayacaklar, alımla mı başlayacaklar, bunu göreceğiz. Dediğim gibi bu hafta volatilite yüksek olacak. Satışla da başlasa yeşille bitirebilir arkadaşlar. Nedenini anlatayım size. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi mesela bu Rusya-Ukrayna savaşı ilk başladığı zamanlar gerginliğin ne kadar yüksek olduğunu hatırlayın. Rusya Ukrayna'ya girdi, bombalıyor, askerler gönderiyor, Kiev'e girdi, insanlar ölüyor. Oradan röportajlar geliyor. Yani çok sıcak, çok sıcaktı. Ve dünyanın buna çok büyük bir tepkisi oldu. Avrupa yaptırım yaptı, Amerika, İngiltere, bütün dünyanın bir sürü Rusya'ya yatırımları oldu. Yaptırımları oldu. Rusya da boş durmadı. O da bir sürü yasaklar vesaireler uyguladı. Şimdi bunlar hala devam ediyor ama dikkat ederseniz ilk günkü kadar böyle harala gürele çok büyük önümüze bir şeyler gelmiyor. Yani hani böyle şey vardır, hani kötü haberlerin de kanıksanması gibi bir durum vardır. Orada o işgal devam eder ama bir süre sonra artık her şey böyle ne olur, hani o kanıksanır bir anlamda. Ama hani daha da kötüye giderse, yani şuna bakacağız. Yani haberler daha kötü haberler gelirse, bütün piyasalarda en çok da işte Rusya Ukrayna'dan oraya girdi, oradan Kiev'i bombaladı, yok nükleer bilmem ne, bu tarz böyle girişimler daha çok alevlenirse piyasada ilk hareketleri görürüz. Mesela emtia fiyatlarındaki ralliler yukarı yönlü görürüz. Petrolde yine yukarı yönlü hareketler görürüz. Altında yukarı yönlü böyle çok ciddi sert hareketler görebiliriz. Nikel hatırlayın, bir günde resmen piyasa kapandı. Yani yüzde kaçtan kaça geldi fiyat, pik yaptı. Bunların hepsi bu Rusya-Ukrayna savaşının ilk zamanları oldu, hatırlayacaksınız. Şimdi bu hafta yavaş yavaş rakamlara baktığım zaman daha böyle Fed'i fiyatlayan bir piyasa olduğunu, savaş anlamında da böyle kanıksandığını görüyoruz. Yani hani böyle kanıksandı, hani orada bir şeyler yürüyor gidiyor ama hani çok da aman aman haberlerde gelmiyor gibi. Dolayısıyla bakın petrolde mesela
139 dolarları gördü geçen hafta. Şu anda 108 dolar. Yani bugün de bir düşüşle açtı. 3.51, 3.5 civarında bir düşüş var. Altınla beraber bu düşüş. Aslında altındaki düşüş de yine bu Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ama hani ne oluyor? İşte kanıksanma durumu. Yani şöyle düşünün. Hafta sonu yaptığım yayında da söyledim. İşte Afganistan'da yıllarca savaş oldu. Suriye burnumuzun dibinde korkunç bir savaş yıllarca bombalandı etti. Hala devam etmesi rağmen ilk zamanlardaki etkisini piyasalarda göremezsiniz arkadaşlar. Bunun gibi bir şey. Bu arada önemli bir haber. Bu Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili önemli bir haber. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'dan şöyle bir açıklama geldi dün. Savaş devam etse de Rusya'nın önemli müzakereler yürütmeye istekli olacaklarını düşünüyoruz dedi. Bakın bu önemli. Arkasından Ukrayna'dan bir haber var. Ukrayna'da Rusya için aktif müzakerelere devam ediyoruz mesajı verdi. Dikkat ederseniz eğer bu mesajda hep böyle hani olay müzakerelerle yürüyor. Biz bunu müzakerelerle bir şekilde yürütüyoruz. Bir şekilde hani ne diyelim, savaş devam ediyor ama hani böyle kanıksanıyor ve bir rutinde götürülmeye çalışıyor şeyi var, durumu var aslına bakarsanız. Şu anda hani yavaş yavaş onun içine giriyoruz gibi. Yani umarım anlatabiliyorum da çok böyle filan yapıyorum ama hani doğru kelimeleri hakikaten bulmakta çok zorlanıyorum. Şimdi iş burada bitmedi ama böyle bir durumun içerisine girdik. Dolayısıyla eğer Rusya tarafından Ukrayna ile ilgili çok büyük bir işte nükleer bomba, efendime söyleyeyim çok büyük bir tekrar yeni bir işgal haberi, bombalandı, insanlar öldü, işte çok çok büyük şeyler gelir ise piyasa tekrar ne yapar? Geçen haftaki durumlara geri döner. Tekrar emtialar, onlar bunlar yukarı çıkar. Ama biz sakin bir piyasa şu anda bu hafta ya böyle giriyoruz. Hiçbir haber gelmez. Her şey olumlu olur ise yani oradaki savaş durumunda kanıksanır. Haberler gelir ama piyasa artık buna tepki vermezse öyle oluyor. Çünkü hani orada devam ediyor olay ama piyasa artık tepki vermiyor. Çünkü ilk tepkiyi verdi geçti. Böyle bir durum olur ise şu anda şöyle söyleyeyim, hani Amerika'da artık bu faiz artışı diyelim ki geldi 0,25, bu hafta ya da kriptolarda Fed'in yapacağı hamleyle bu hafta bir dip daha gördük. Eğer görmezsek bu şeyle, bu çerçeveyle, bu resimle beraber yavaştan böyle bir yeşillenen piyasa görebiliriz arkadaşlar. Kesin demiyorum ama bu bir yüksek bir ihtimal olarak gözümüze çarpıyor. Yani böyle bir durum var. Tamamen Rusya-Ukrayna savaşı ne kadar kaşımak istiyorlar? Yani bu sermaye sahipleri daha ne kadar para kazanmak istiyorlar? Yani vuralım bir dip daha görelim, gördürelim, daha da aşağıdan alalım mı diyorlar? Yani daha da dipleri görme olasılığımız olup olmadığını aslında bu hafta biraz test etmiş olacağız. Ondan sonra da yeşile dönecek. Ondan sonra da tamamen Fed'in politikaları artık açığa çıkmış olduğu için, belirlenmiş olduğu için tepkiler piyasaya verildikten sonra yeşillenen, artıya dönen pozitif piyasalardan sonra tamamen olay artık Rusya-Ukrayna savaşına bağlanmış olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ve oradan gelecek olan büyük hamleler bir anda tekrar piyasaya girecek. Yani artık bundan sonra düşüşler Fed'den çok öyle söyleyeyim, yani Rusya-Ukrayna'ya bağlanabilir ama çok büyük hamlelerin gelmesi lazım. İşte nükleer Allah korusun bir şey olmasın. İşte nükleer atılacak, Putin tekrar büyük tehditler savurdu gibi gibi bir şeylerin oluyor olması lazım. Göreceğiz. Bu hafta böyle karışık bir hafta. Dikkat edin, panik yapmayın derim. Bu arada birçok haber var ama yine önemli bulduğum bir haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Cezayir. Arkadaşlar, bu Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber öyle söyleyeyim yani, ya da savaşından sonra biliyorsunuz Rusya ne yaptı? İhracatı yasakladı. Yani birçok ülkeye ihracatı yasakladı. Bunun içerisinde tarım da var. Yani gıda da var. Ondan sonra teknoloji var. Var da var ama en önemli şey nedir? Tarım. Tarım yani gıda. Dolayısıyla böyle bir şey yapınca dünyanın dengesi bozuldu. Yani bütün ülkelere artık rahat rahat ne bileyim ambargolar, yaptırımlarla hem ürettiğini ihraç edemiyor. Yani ihracat anlamında aslında içe döndü bir anlamda. Mecburen çünkü yasak getirdi. Bazı ülkeler almıyorlar. O da diyor ki alanlara siz bana bunu yaptınız, ben de size bunları vermiyorum gibi restleşmeler var. Şimdi bütün bunlar böyle olunca dünyanın dengesi değişti tarım anlamında. Çünkü Rusya çok büyük bir tahıl ambarı, çok büyük bir ihracatçı. Dünyanın ilk
üçünde yer alıyor tahıl anlamında. Dolayısıyla böyle olunca bazı ülkeler yavaş yavaş artık ne yaptılar? İçlerine çekilmeye başladılar. Onlar da hani yani baktılar ki bu tarımla ilgili Rusya dünyayı besliyorken bir anda geri çekildi. Geri çekilmek zorunda kaldı bu savaştan dolayı. Yavaş yavaş dünya yavaş yavaş aslında kendi içine çekiliyor bazı ülkeler. İşte bunlardan bir tanesi Cezayir. Son dönemde karşımıza çıkan Cezayir dedi ki ben de bundan sonra yağ, şeker, buğday ihracatını yasaklıyorum. Çünkü ancak bize yetiyor ve ben bunu vermeyeceğim dedi. Bunların da yıllık 1,3 milyon tonluk bir şeyleri var, kapasiteleri var. Buğday üretimine sahipler. Vermeyeceğim dedi ve şeye de tarım ve çiftçiye de büyük teşvikler verileceğini açıkladı. Yani bundan şunu görebilirsen dünya nereye gidiyor? Biraz böyle artık yani bizim de yavaş yavaş ve diğer ülkelerin de yaptığı gibi galiba insanlar özellikle gıdada içe dönmeye başladılar. Yani içeride ne kadar üretim yaparız ve dolayısıyla kendi en azından tüketimimizi karşılayacak bir üretim yapalım boyutuna geldik. Çünkü işte gördünüz dünyada bu savaşlar ticaret savaşlarına döndü. Finansal bozulmalar var, ödemeler sistemi bozuldu gibi bir sürü sebepten dolayı içe dönmeler başladı. Dolayısıyla hani bizde de bu hamlelerin çok daha hızlı gelmesi lazım. Son dönemde mesela son birkaç gündür böyle bir takım bizim içeride de bazı mesela tarımsal ekilmeyen tarımsal alanların ekilmesiyle ilgili bir teşvik verildi. Ondan sonra böyle bir haber var. Sonra bu güneş panelleriyle ilgili yine bir 10 kilovattan 25 kilovata işte çıkarıldı gibi orada bir takım destekler var. Biz de ufak ufak bir şeyler açıklıyoruz ama çok tabii yetersiz. Yani çok daha hızlı gitmemiz lazım. Çünkü özellikle bu gıda anlamında en azından kendimize yetecek üretimi bir an önce yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Teşvik. Yani en başta çiftçi ne olursa olsun yani üretimi teşvik edecek ne varsa çiftçiye verilmesi gereken her şeyi vermemiz lazım. Yani gübre ise gübresini, mazotsa mazotunu her şeyi verip bir şekilde ekilecek bütün alanları acil bir şekilde ekiyor olmamız lazım. Eğer çiftçi tek başına yetişmiyorsa yeni yeni teşviklerle insanları teşvik etmek gerekiyor ama acil olduğu için ilk etapta yapılması gereken ekilecek bütün alanların bir anda hızlıca ekilmesi ve devamının da getirilmesinin gerekiyor diye söyleyebilirim size arkadaşlar. Evet, şimdilik bu kadar. İyi bakın kendinize. Yeni gelişmelerle tekrar beraber oluruz. Hoşça kalın efendim. Görüşmek üzere.